Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere vitir namazından bahsedeceğim. Vitir namazı adeten günümüzde yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gittiğimiz zaman vitir namazı gecenin en sonunda kılınan ve Resulullah Efendimizin sabah namazının sünnetinden önce ama fecir de doğmadan önce geceye ait kıldığı son namazdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vitirle ilgili bir takım uyarıları, bir takım ikazları mevcut. Asıl olan vitir namazını gecenin son anında kılmak olduğu halde eğer bunu kaçırma tehlikesi varsa o zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu gece yatmadan önce kılmamızı tavsiye ediyorlar. O tavsiye genel kabul görmüş ve günümüzde insanlar artık yatsı namazının sünnetinden sonra hemen 3 rekatlık bir vitir namazı kılıyorlar ve ondan sonra yatıyorlar. Arada da genel olarak başka bir namaz kılmıyorlar. Ama vitir namazı hiçbir zaman yatsı namazının bir eki değildir. Yani yatsı namazının ilk 4 rekat sünneti vardır ve farzından sonra 2 rekatta son sünneti vardır. 4 rekatta kılınabilir. Bazı rivayetlerde 6 rekat olarak da geçiyor. Ama vitir namazı böyle hemen yatsı namazının akabinde ve yatsı namazına bağlı bir namaz değildir. Vitir namazı müstakil bir namazdır ve kaç rekat kılınacağı konusunda muhtelif rivayetler var. Vitir namazı önemli bir namaz ve önemli bir namaz olduğu içindir ki özellikle Hanefi mezhebi diğer farz namazların dışındaki namazların içerisinden vitir namazını adeta seçmişler ve bu namazın vacip olduğunu ifade etmişler. Yani vitir namazının farziyeti hususunda Kur'an-ı Kerim'de bir işaret yok. Vitir namazı tamamen sünnetler, hadislerde kılınması arzu edilen bir namazdır. Şimdi vitir namazı ile ilgili olarak bakın gerçekten çok önemli hadisler var. Mesela Hazreti Bureyde'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Vitir namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir. Yani gerçekten ağır bir hadis olarak görünüyor. Vitir namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir. Ve Hazreti Bureyre diyor ki Peygamber bunu 3 kere tekrar etti. Peygamber bunu 3 kere tekrar etti diyor. Bu hadis Ebu Davud tarafından rivayet edilmiş olan bir hadistir. Hazreti Ali Efendimiz de diyorlar ki vitir namazı farz namaz gibi kesin değildir. Ama yine farz namazla mukayese ediyor. Vitir namazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala Hazretleri tektir, teki sever. Öyleyse ey ehli Kur'an vitri kılın buyurmuştur. Yani Hazreti Ali Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in vitir namazı üzerinde hassasiyetle durduğunu ifade ediyorlar. Resulullah Efendimiz demiş ki Allah Teala Hazretleri tektir, teki sever. Öyleyse ey ehli Kur'an vitri kılın. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de rivayet edilmiş bulunuyor. Vitir namazının rekat sayısı konusunda farklı rivayetler var. Yani 3 rekat ile 13 rekat arasında değişen bir takım rivayetler var. Mesela Ümmü Seleme şöyle diyor Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden Ümmü Seleme, Resulullah 13 rekat kılarak vitir yapardı.
İhtiyarlayıp zayıflayınca 7 rekatta vitir yaptı diyorlar. İhtiyarlayıp zayıflayınca 7 rekatta vitir yaptı. Bu hadiste Tirmizi'de ve Nesai'de rivayet edilmiş olan bir hadistir. Vitirin ne zaman kılınacağı konusunda İbni Ömer Peygamber Efendimiz'in şu sözünü rivayet ediyor. Vitir gecenin sonunda kılınır. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuşlar. Vitir gecenin sonunda kılınır. Bu rivayet de Buhari'de, Müslim'de, İmam Malik'in Muvatta'ında, Tirmizi'de, Nesai'de yer alan bir hadis. Yani vitirin gecenin sonunda kılınışı son derece sahih hadislerle sabit olan bir meseledir. Ayrıca yine İbn Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Gece namazı iki rekatta bir selam vererek kılınız. Gece namazını iki rekatta bir selam vererek kılınız. Sabah namazı girecek korkusu varsa, sabah namazı girecek korkusu varsa bir rekatla olsun vitri tamamlayın. Bu hadiste Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel gibi hadis imamları tarafından rivayet edilmiştir. Yani bu hadiste de yine vitir namazının gece namazından olduğu ve gecenin en son anında kılındığı ama böyle gece çıkacak bile olsa bir rekatla bile olsa o geceyi bir mühürlemek gerekiyor. Bir rekat bile olsa vitri tamamlayın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca vitir namazının bir nevi kaza edilmesini dahi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurgulamış oluyor. Sahabeden Ebu Said Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladığı veya uyandığı zaman hemen kılsın. Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladığı zaman veya uyandığı zaman hemen kılsın. Bu hadis de Tirmizi'de, Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadistir. Şimdi hadislerde sadece iki farzın dışında iki namazın sonradan kılınması hususunda bir ikaz var. Onlardan birisi sabah namazının sünnetidir. İkincisi de vitir namazıdır. Yani esasen sünnet namazların kazası söz konusu değil. Ama bununla beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetiyle vitir namazının sünnetini, eğer vitirin unutulduğu veyahut da işte uyuyakalıp da insan kılamamış olması halinde tekrar kılması gerektiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyorlar. Bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş oluyorlar. Bu hadisi de Ebu Derda rivayet etmiş. Kulun uykusunda ruhu kabz olur. Kulun uykusunda, yani kul uykudayken kulun ruhu kabz olur. Ve geri verilip verilmeyeceğini de kul bilmez. Yani uyku hali böyle yarım ölüm hali gibi bir halettir. Yani kişi böyle uyur ama gerçekten uyuduktan sonra tekrar uyanacağı hakkında kesin bir bilgisi var mı? Herhalde yok. Yani bir takım insanlar bir nevi uykuya dalıyorlar ama bir daha da uyanamıyorlar. Vitir namazını kılıp yatması onun için daha hayırlıdır. Eğer hani böyle yattıktan sonra kalkamayacağı hususunda içinde bir endişe varsa o zaman vitir namazını kılsın, ondan sonra yatsın şeklinde tavsiyede bulunuyor Peygamber Efendimiz. İşte günümüzde vitir namazının hemen böyle yatsı namazından sonra kılınmasının sebebi de bu nebevi ikazdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesidir. Vitir namazını kılıp yatması onun için daha hayırlıdır. Ayda 3 gün oruç tutan,
ayın hepsini oruçla geçirmiş gibi olur. Yani Ramazan ayının dışında sık sık oruç tutmak gerekmiyor. Ayda 3 gün oruç tutmak Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri arasında yer alıyor. Ayda 3 gün oruç tutan ayın hepsini oruçlu geçirmiş olur. Çünkü Allah bize bire 10 sevap verir. Kul kendisinden her sülemasının bir zekatı olduğu halde sabahlar. Kul kendisinden her sülemasının bir zekatı olduğu halde sabahlar. Şimdi tabi sülema deyince ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Sahabe de bu söz ile Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ne kastettiğini bilmiyordu. O bakımdan Resulullah Efendimiz'e sordular. Sülema nedir ya Resulallah dediler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki cesetteki her kemiğin bir mafsalı vardır. Yani her kemiği bağlayan bir mafsal var. Eğer o kul 4 secde ile 2 rekat namaz kılarsa cesedinin zekatını ödemiş olur. Eğer o kul 4 secde ile 2 rekat namaz kılarsa, yani buradaki namaz artık vitir namazı değil. Çünkü vitir namazı ile ilgili kayıt biraz yukarıda geçmişti. Buradaki kayıt duha namazı ile ilgili veya başka bir adıyla işrak namazı ile ilgilidir. Eğer o kul 4 secde ile 2 rekat namaz kılarsa cesedinin zekatını ödemiş olur. Bu hadiste de Resulullah Efendimiz iki namaza insanların dikkatini çekmiş. Birisi vitir namazıdır, diğeri de duha namazıdır. Bir nevi duha namazını kılmak cesedin zekatı gibidir. Ama vitir namazı da çok önemli olduğundan dolayı yatmadan önce Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaten vitir namazının da kılmasını bizlere tavsiye etmiş bulunuyor. Şimdi Ümmü Seleme annemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 rekat vitir kıldığını söylüyor. Ancak bu 13 rekatın tamamı mı vitirdir? Yoksa bunun bir kısmı vitir olup da diğer kısmı gece namazı mıdır? Hatta efendim bu 13 rekatın mesela 2 rekatı yatsı namazının son sünneti, efendim 8 rekatı teheccüd namazı veya salatul leyl dediğimiz bir namaz, 3 rekatı da vitir namazı mıdır? 3 rekatı da vitir namazı mıdır? Bu konuda ihtilaflar var. Ama yani çok fazla ihtilaflar var derken fiili olarak da fazla bir ihtilaf olduğunu zannetmeyiniz. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsıdan sonra toplamda 13 rekat namaz kılarmış. Eğer siz tabi yatsı namazının sünneti, ondan sonra gece namazı veya teheccüd namazı, ondan sonra bir de vitir namazı diye bu namazı üçe bölecek olsanız, bir nevi son 3 rekatını vitir namazı olarak tahsis etmek durumundasınız. Asgari olarak da 2 rekatını yatsı namazının son sünneti olarak tahsis etmek durumundasınız. Geriye 8 rekat kalıyor. 8 rekatı da gece namazı olarak tahsis etmek durumundasınız. Ama eğer yatsıdan sonra kılınan namazı işte 4 rekat diyorsanız gece namazına o zaman 6 rekat tahsis edeceksiniz. Eğer yatsı namazının son sünneti olarak 6 rekat tahsis ederseniz gece namazı olarak 4 rekat kalmış olacak. Yani buradaki ihtilaf dediğim şey esasen isimlendirmededir. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar namaz kıldığı hususunda da pek değildir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını kıldıktan sonra 13 rekat namaz kılardı.
Bunun bir kısmına yatsı namazının son sünneti denilmiştir. Bir kısmına salatül leyl veya teheccüd namazı denilmiştir. Ama bir kısmına da vitir namazı denilmiştir. Yok eğer bu namazı ikiye bölecekseniz, mesela teheccüd namazını ortadan kaldırıp vitir namazı da zaten bir gece namazıdır diyorsanız ve o da bir teheccüd namazıdır denecek olursa, o zaman bu 13 rekatın bir kısmı efendim yatsı namazının sünneti olarak değerlendirilecek. Diğer kısmı da vitir namazı olarak değerlendirilecektir. Eğer tabi bu sefer yatsı namazına 2 rekat ayrılacak olursa, vitir namazı olarak 11 rekat kalmış olacak. Yatsı namazına 4 rekat ayırırsanız o zaman vitir namazı için 9 rekat kalacak. Rivayetlerin farklılığı daha ziyade buradan geliyor. Ama bütün rivayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatsı namazından sonra gece, ki bunların bir kısmını işte hemen yatsı namazının farzını kıldıktan sonra gelmiş kılmış, ama bir kısmını da uyumuş, gecenin yarısından sonra veyahut da son üçte biri içerisinde kalkmış, kılmıştır. Her gece böyle yapmış, vitir namazına hiç bırakmadan devam etmiş veya gece namazına, gece namazını hiç bırakmadan devam etmiş. Yani esas da Resulullah Efendimiz'in kaç rekat namaz kıldığı hususunda pek bir ihtilaf yok. 13 rekat namaz kılmış. Tabi burada belki bazılarınız şöyle düşünebilirler. Yani topu topu işte Peygamber Efendimiz'in kıldığı rekat sayısı 13 rekat mı? Evet öyle, 13 rekat. Öyle 13 rekat. Yani biraz azmış bu. Biz böyle çok fazla tahayyül ediyorduk, çok fazla şeyler düşünüyorduk diye hatırınıza gelebilir. Evet, hatırınıza gelen şey daha doğrudur. Ama 13 rekat kıldığı da doğrudur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazları rekat sayısı olarak 13 rekat olarak kılıyordu ama haseten secdelerini ve kıraatlarını uzun uzun yapıyordu. Secdelerini ve kıraatlarını uzun uzun yapıyordu. Belki Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiğine göre onun bir secdesinde siz 1000 ayet okuyabilirdiniz. Onun bir secdesinde siz 1000 ayet okuyabilirdiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle kaba bir ifadeyle 6666 ayet olduğunu düşündüğümüzde, Hazreti Ayşe validemiz bir secdesinde 1000 ayet okuyabilirdiniz dediğine göre, yani neredeyse bir gecede Kur'an-ı Kerim'i iki defa hatmedecek kadar uzun bir zaman anlamına geliyor. Tabi Hazreti Ayşe validemiz öyle ifade etmişler. Yani mutlaka böyle işte başladık ve 1000 ayet sonra Resulullah Efendimiz secdesi bitti anlamına gelmiyor bu. Yani demek istiyor, çok uzun secde yapardı. Ve işte gecenin yarısından sonra kalktığı zaman ya da üçte biri, gecenin son üçte birinde kalktığı zaman fecir girinceye kadar ancak o namazları kılardı. O namazlar o kadar uzun bir zaman alır idi. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını bizim bugün hemen ortalama her rekatı bir dakikada kıldığımız bir namaz gibi telakki etmeyelim. Onun rükûsu ve kıraatı, secdeleri gayet uzun idi. Yani bazı rivayetleri esas aldığımız zaman hemen hemen diyebiliriz ki hiç kimse öyle bir namaz kılma gücüne sahip değildir. Hiç kimse öyle bir namazı kılmaya güç yetiremez. Rekat sayısı az ama mahiyeti, muhtevası son derece dolu dolu idi. Evet, vitir namazı da bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan miras kalan ve çokça tavsiye edildiğinden dolayı da ve bir hak olarak da değerlendirildiği için Hanefiler tarafından vacip bir namaz olarak değerlendirilmiş.
bizim de tabii bu namazı terk etmeden daimi olarak kılmamız bizim için büyük bir sevap hazinesi olacaktır. Rabbimiz cümlemizi namazını kılan ve namazları kabul edilen kişilerden eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın sevgili izleyiciler.